Merhabalar herkese, ben Commander Paşa ve bu güçlerle Skylines'a kaldığımız yerden devam etmekteyiz, efendime söyleyeyim. Bugün işte o gün bugündür, o gün bugündür. Bugün dağı yıktığımız gündür, güle güle dağ. Sonunda senden kurtuluyoruz. Oh, ne güzel yıktık. Evet, hiç sorgu yok, sual yok, direkt lakur lukur. O dağı artık bugün yıkıyoruz, artık bugün dağdan kurtuluyoruz. O kadar para verdim ben bu filtreye. O yüzden de bugünün üstünde bugün diye bastırarak söyleyeceğim. Oh be. Oh be. Az önce sesi açtım ve kendi kendime evet bunu söyleyeceğim ama bunu sadece bu videoyu izleyenler bilecek. Hava saldırı sireni taklidi yaptım kendi kendime. Çok güzeldi arkadaşlar. Yani sorgulamayın. Sorgulamayın, çok güzeldi. Bastım şeyi açtım, ses düzeyi karıştırıcısını bastım dinleye. Ondan sonra dinliyorum kendimi. Dinlerken bir anda yapmaya başladım. Şu an yaparsam siz ne yapıyor bu deli diyeceğiniz de. Kendimi duyuyor muyum bir yandan? Çok güzel bir siren yaptım kendimden. Kendimi deli gibi yaptım iyice. Önceki videodan sonra hemen bu videoyu çektiğimi söylemiş miydim? Hadi bakalım. Sarhoş şekilde ikinci video. Ay ay. Neyse. Bu bölümün daha aksiyonlu bir bölüm olacağını umuyorum. Ne yaptık? Ağaçları temizledik. Ne yaptık? Kayaları, taşları, cartları, cürtleri temizliyoruz. Niye temizliyoruz? Çünkü yapacağımız yere için alan açıyoruz. Akabinde buralara ağaçlandıracağız gene. Bu sol tarafa bir üniversite yapacağız. Şu an sol tarafta kalan yere. Bir şehir içi, bir nasıl diyeyim böyle hani Amerika'da olduğunuzu düşünün. Böyle yürürken yüksek binalar var. Arka tarafta böyle apartmanlar var. Hemen döndüğünüzde de böyle Avrupa'yı mimarili bir üniversite olduğunu düşünün. Öyle bir şey yapma planım var. Ama ondan önce yeni mahallenin hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni mahalleyi nasıl yapacağız? Bu mahalle şey olacak. Böyle yüksek, yüksek değil de yani işte ortalama apartmanların olduğu mahalle olacak. Şehir merkezini daha güney kısma yapmayı yapmayı planladığımı söylemiştim. Sanki biz kıyı hattını bir tık uzatabiliriz. Yani bu kıyı hattını büyük bir çalışma ile, büyük bir toprak çalışması ile bir tık uzatabiliriz. Çünkü bana yetmeyecek muhtemelen. Ve o kadar fazla deniz alanına da ihtiyacımız yok. Yani muhtemelen şehir merkezini kurmak bu kadar küçük bir yere yetmeyecek. O tren şeyini de kaldıracağız oradan. Ya muhtemelen yerden geçecek o tren hattı, o tünel hattı ya yerden geçecek, yerin altından geçecek. Ya da ona bir şekil yapacağız ya, viyadük tarzı böyle hızlı tren rayı gibi yapabiliriz aslında ama yani çok da orta yerden geçiyor. O yüzden onu yapmak istemiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yaptığımızı anlatayım hemen. Aşağı kısmın, yüksek yoğunluklu kısmın bir tık farklı gözükmesini istediğim için ben buraları şey yaptım, böyle aşağı doğru çapraz şekilde büyütmek istedim. Çapraz da değil de hani böyle 45 derecelik bir açı ile yan gitsin. Yani simetriyi yine kendi içinde simetrisi olacak ama yaptıktan sonra hatta illüzyon olacak, böyle garip bir şey olacak. Bakarken benim de çok kafam karıştı bakarken. Neyse dur bir tamamlayınca göreceğiniz. Şimdi bu geçici yeri yapıyoruz. Burada yaşayan insanları buraya taşıyacağız. Geçici olarak. Bu yaptığımız bölgeyi kaldıracağız, sileceğiz sonra. Şu anki amaç geçici para şeyini, yani elimizdeki parayı kaybetmemek. 9K geliri kaybetmemek. Ne yapacağız? Dediğim gibi bir tane çapraz mahalle gibi yapacağız. Daha sonra bu çapraz mahallenin hemen yanına gene dikdörtgen şeklinde devam edeceğiz. Sol tarafa açıldıkça da sol tarafa ne yapacağımızı bilmiyorum. Oralara ne yapacağımızı bakacağız. Büyük bir kanser sizi bekliyor. Yarım saat bu yolu yapamadık. Yapamayacağız. Niye yapamadık? Bilginiz olsun söylüyorum. Eğer ki dereceli yol çizecekseniz oyun size ufak bir eğim veriyor. Ona çok dikkat edin. Bana verdi ufaktı. Bakın tam çektim ya sol aşağı doğru. O 180 derece değil kendi üstünde. O eğimli şu an böyle. Sol aşağı hafif kayık. Nasıl diyeyim?
Böyle yuvarlağımsı böyle, anladınız mı? Eğimi var, anlamışsınızdır oğlum. Anlayın. O yüzden tam dik olmadı yani. O yol yamuk oluyor. Ona dikkat edin siz de yapacaksanız böyle bir şey. Bu arada şunu fark ettim. Önceki videolarda ben şey falan demişim. Size bayağı giydirmişim. Şöyle giydirmişim. Ya kardeşim işte oyunu bilmiyorsunuz ya falan filan demişim de. Hatta yapmanız normal gibisine. Ben aslında orada kendime şey yapıyordum. Yani kendim üzerinden size giydiriyordum. Ben çok fazla süre bu oyunu oynamama rağmen hala belirli hataları birkaç şey yıl öncesine kadar yapıyordum yani. Yapılmayacak hataları birkaç yıl öncesine kadar yapıyordum. O yüzden kendime kızıyordum yani bu hataları yaptığım için. Oradan da hani size şey yapmış oldum. Bu arada dediğim olay gene oldu bakın. Eğim verme olayı gene oldu bak. Hafif bir kavis veriyor. Ha, kavisi bulamadım yarım saat. Hafif bir kavis veriyor. O yüzden o laflarım size kötü manada değil hani. İlerleyen videolarda da şey yaparsam onu anlayın. Hani ben kendim üzerimden size giydiriyorum. Çünkü malımı biliyorum. Evet, mal dedim izleyiciye, harika. Mahallenin tamamını yıkacağız bu şu an inşa ettiğimiz. Hatta yıkım çalışmalarına başladık. O yüzden üstten bir tane bağlantı verdim geçici olarak. Bu mahallenin hepsini yıkacağız. Ben uyuyakalmazsam bu mahallenin hepsini yıkacağız. Şimdi bu sol tarafa ne yapıyorduk ya? Şu an yaptığım bölgeye, ha tabi tabi burası mahallenin başlangıcı ve sonu. Üniversitede nerede kalacak biliyor musunuz? Buranın aşağı yukarı bakın şu çöpçü var ya. Şu an çöpçüyü taşıdım ya. Galiba aşağı yukarı o bölgenin içinde, tam şu an çöpçüyü taşıdığım bölgenin içinde kalacak. Yanlış hatırlamıyor isem orada kalması lazım. Şimdi mezarlık gibi şeyler, birkaç tane daha böyle çöpçü, nedir onun adı? Çöplerin biriktiği yer. Taşınmıyor arkadaşlar oyunda, bilginiz olsun. Boşaltmanız lazım bütün arazi içindeki şeyi, çöpü veya cesetleri. Ama Move It modunu kullanarak taşıyabilirsiniz, bilginiz olsun. Toprak yollarla çektim ki bu hatları şey olmasın diye, para gitmesin diye. Çok para gidecek çünkü. Toprak yolla çektim ve gördüğünüz gibi yamuk çektim. Neden yamuk çektim? Çünkü sağ üst taraf yamuk şu an. Kavis olduğu için yamuk. Bakın ölçen şeyi görüyorsunuz. Bu modun adı da Precision Engineering. Tabii bir halt anlamadınız. Girin atölyeye, Steam'de en üstteki mod işte. Ölçüm sağlıyor. Bakın yamuk çektik, gördünüz mü? Açıyı yamuk verdik. Bir de kavis oldu. Tam oldu. Soldaki caddeden sağ caddenin aralığı 120 futu, 120 birim. Aşağı çekeceğim yolla, soldan çektiğim yol düzgün oldu da, sağdan çekeceğim yolla oranın arasının 120 kutu olması lazım. O 120 kutuyu tutturmanın aslında kolay yolu varmış da biz onu sonradan bulduk. Aşağıdan önce çekerseniz bir tane referans çizgisi çok kolay şekilde bulabiliyormuşsunuz. Biz çok uğraştık bu videoda. Yarım saat çektik sildik çektik sildik çektik sildik. Neyse bak işte ben hala hata yapıyorum. Bak, hala ne kadar oynadık hala hata yapıyorum. İşte şey yapmamın sebebi de bu yani. Çünkü hala, ha yo, şu an gerçi doğru yerden çekiyorum da, üst kısmı aslında tamamen silsek bir rahatlayacağız da. Bak kaç derece? 140. Tersten gösteriyor bir de. Bana şu an küçük dereceyi göstermesini istiyorum. Tutuyor bana, büyük dereceyi gösteriyor. Sağ tarafa bir tane bakın referans şeyini çektim. Aşağı indirdim. Ne diyor? 135 derece. Hemen 180'den 135'i çıkardım kafamdan. Hemen çıkaramadım. Yarım saat uğraştım çıkarmak için. Evet, şu an bir daha uğraşıyorum. 180'den 135 çıkarsa 35 kalıyor. Evet, gerek yok. Tekrar 135'i bulduk orada. Aşağı doğru hemen çektik. Şimdi bunu aynı hizada yapmayı tutturamadık. Çünkü bu sefer de aşağıdaki yolu yamuk çizmişiz. Bakınız ki 120'ye tam gelirken 120 geldik. Ucunda kaldı ama tam o iki kutuyu tam tutturamadık. Yukarıdan çektim 120. Aşağıdan çektim 118. Açısı aynı, nasıl böyle oynadı diye şu an düşünüyorum, bulamıyorum. Ne yapmam lazım, ne yapmam lazım diye.
Aslında bakınca da çok da yamuk gözükmüyor. Çok yamuk gözükmüyor. Sularını verdik. Geçici kısmın. Elektriğini verdik. Yalnız galiba düzgün oldu ya. Yani iki birimden çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İki birim böyle müthiş bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama aynen bütün mahalle şimdi yıkıp üst taraftan bir cadde daha çekip ilk kurduğumuz Güney Mahallesi'ni kapatıp bitirip daha doğrusu geniş büyük çaplı yerin inşasına başlayacağız. Bir kolaylık daha söyleyeyim size. Mesela böyle büyük bir alanı yıkmak istiyorsunuz. Move it'i seçin. Mouse'la bütün mahalleyi seçip delete'e basın. Yolları seçmemeniz için orada seçenekler var aşağıda. Daha kolay. Ben öyle uğraşmadım. Tek tek sildim her yeri. Evet, motor geçsin mi? Geçti motor. Ay. Esnedim bir gün. Bak. Çok ciddi diyorum. Video çekerken uyuyacağım kalacağım bak. Vallahi diyorum video çekerken bir gün uyuyup kalacağım. Evet. Haberlere çıkacağız böyle videoda uyudu falan diye. Şimdi burada petrol mü var? Or var. Bu orları da kaldırdık. İstemiyorum kardeşim. Orun ne işi var yani orada? Ha, bu arada büyük ihtimal or madeni kurmayacağız. Kurarsak tarım yeri kurabiliriz ama or kurmayacağız, petrol kurmayacağız. Çok çabuk bitiyor. Ben onun şeyiyle uğraşamam. Yani ikide bir petrol endüstrisi kur. Bitecek bir daha kur. Ha, ayarı var bitmeyen petrol ve or diye ama o hile olur. Ben yani hile kullanmayacağız dedik. O hile olur. Şimdi mahalleyi biraz değiştirdik bu arada. Sol tarafı yeni bir mahalle olarak adlandıracağız. Sağ taraf yani bir mahalle olmuş oldu. Mahalle değil de yani ilçe mi oluyor bu boyadığımız şey? Yani mahalle teoride ama işte oyuna göre ilçe yani burası. İlçelerin adını falan da değiştireceğiz. Önceki videoda demiştim bu parkın yarısını yıksam mı diye sol taraftaki de. Şeyden demiştim işte yani bu sol tarafta yeni mahalle olacak ya yani bir park iki mahalleye ait olmasın. İki tane ilçeye ait olmasın diye. Bilmiyorum belki de silmeyiz. Duruma göre bakacağız. Ya ilginç bir şekilde açmışken söyleyeyim. Trafik yok şehirde anasını satayım. Yani özen göstererek yol çekseydik şimdiye trafik kilitlenmişti. Hatır otur girişiyoruz trafik yok. Yok yani. Ama onun da nedeni şu. Hemen bilgilendireyim. Trafik olmamasının nedeni şu. Endüstri şu an orta bölgede ya. Geçici endüstri bölgesi ya. Sol taraftaki kurduğumuz yerlere bir gidiş yok, bir akış yok. Esas olay, esas para şu an sağ kısımda dönüyor ya. Şehrin sağında döndüğü için. Oralara trafik gitmiyor. Yani biz o endüstriyi de düzgün bir hale getirdiğimizde oralara da o şey gidecek. Nedir onun adı? O trafik yani olacak. Şimdi yukarıdaki otoyolu aşağı çekeceğim. Şu güney yok doğu batı ekseninde giden toprak yolun olduğu yerden bir adet bulvar, bir adet de otoyol geçecek. Şu an bu gösterdiğim yolu bulvar yapacağız. Ve bu yola da paralel bir otoyol yapacağız. Ama işte burada benim kafam kurcalanıyor. Yani acaba otoyolu yerin altından mı göndersek? Yoksa otoyolu bulvarın üstünden mi göndersek? Şeklinde kafam karışıyor. Yani nasıl daha güzel olur? Hemen şu an sağ aşağı kısma şehir merkezi, sol aşağı kısma da plaj yapasım var ama acaba hani plajı tamamen sol tarafa kaydırsak da baya hani bir tane daha nehir var ya oraya kaydırsak da daha doğrusu buraya o şehir merkezini genişletsek mi yoksa şehir merkezinde denize yapabileceğimiz şeyleri sağ tarafa mı yapsak diye kafamı kurcalayan şeyler var. Kafamı kurcalayan bir takım muhabbetler var ve hayırlı uğurlu olsun kentsel dönüşüm geldi. Bütün bir mahalleyi yıkıyoruz.
Bravo. Alkış. Geçen şey ismini ifşaladığım arkadaşım Cyblex, Cibul ya da Kyblex. Cyblex ile konuşurken yeni başladı o Cities Skylines'a. Şey diyor. Mesaj attı. Dedi herkes dedi hasta dedi şehirde. Nasıl dedi çözeceğim bunu dedi. Galiba şehrin sularına işte çöp karışmış. Pis yere koymuş o şeyleri. Bütün şehir diyor hasta oldu. Ben bunu diyor nasıl çözeceğim diyor. Millet diyor hastaneye gitmiyor diyor. Ben de dedim ki işte dedim senin yapacağın belediyecilik dedim bu kadar olur dedim. Bir tane dedim şehir hastanesi açmazsan dedim böyle olur dedim. O da dedi ki şehir hastanesini dedi açmam için dedi. Şehrin öteki yoluna bir tane otoban çekip buraya açacağım dedi. Ben orada koltuğumu devrettim. Dedim belediyeciliği dedim sen dedim bizden daha iyi biliyorsun. Gel dedim otur. Artık dedim bu şehrin başkanı sensin dedim. Sen dedim bu işi anlamıştın. Yani belediyecilik böyle yapılır. Şehrin öteki ucuna otoban çekeceksin ki bak yolda değil ha. Otoban çekeceksin ki şehir merkezine giderken insanlar spor yapsın. Yani bunu da biz söylemeyelim. Yani bir kafanızı çalıştırıp bunu da anlayın artık. Yani. Neyse. Tabii efendim. Şimdi yolları temizledik ve işte belediyecilik, işte şehircilik, işte hizmet, işte halkın, milletin adamı Komender Paşa dostlarıyla beraber iktidara yürürken zamlardan da geri durmuyor. Çünkü şehir batıyor. Ve zamlara zam yapılır mı lan acaba? Oha çok mantıklı lan. Bunu niye kullanmıyor ki? Ben hükümet olsam bunu kullanırım. Yeni zam yapmadık ki. Zamma zam yaptık. Oha çok mantıklı. Ulan bu videoyu silsem mi acaba? Bunu öğrenmesinler. Zamlara zam yapmak. Şimdi de ağaçları yıkıyoruz. Oğlum ben gerçek bir belediyeciliyim ya. Ben yarın gidip işe başlıyorum belediyede ya. Ben nasıl bir adamım ya ben? Ben belediyeci olarak doğmuşum ya vallahi. Dedim ya işte önceki videoyla bugün aynı tarihte çekiyorum diye. İşte 2 gün önce sınava giderken otobüsle gittik belediye otobüsüyle. Lanet olası aracı da hiç sevmem ha. Belediye otobüsü yani en nefret ettiğim araçtır yani. Allah kahretsin otobüs kadar. Toplu taşıma aracı dediğin aracın rayı olur kardeşim. Rayı olan araç toplu taşıma aracıdır. Toplu şekilde de taşır. Yani rayı olmayan bir araç bana gelip de toplu taşıma aracıyım demesin. Yani metrolar kadar metro adeta bir lütuftur ya. Metro medeniyettir ya. Neymiş öyle otobüs ya? Sıkıştı Allah kahretsin dedim ya. Sıkış tepiş ama yani böyle bir sıkış tepiş yok. 35 derece hava böyle millet birbirinin üstüne çıkıyor, oturuyorsun, geliyor amcalar, bakıyor ters ters teyzeler falan. Ne bakıyorsun kardeşim? Ben orada bayılmak üzereyim, bana bakıyor ya. Sen gidiyorsun gezmeye, bakıyorsun bana orada yer ve vermeyeceğim. Allah Allah. Yer benim değil mi? Vermeyeceğim. Yani lanet olası bir toplu taşıma aracıdır. Hiçbir şey yapma. Belediye otobüsünde yolculuk yap, yorulursun. Ağzını açacak hale gelemezsin. Vallahi diyorum kullanmayın kardeşim. Metro yapın ya. Metro yapın. Ben bu otobüse nereden niye giydiriyorum lan şu an? Otobüse giydiriyorum şu an. Ben bir şey diyordum temin de oradan otobüse geldi mevzu. Nereden geldi la otobüse? Ha. Şuradan geldi. Otobüste giderken ya bu kadar mı kötü yol yapılır be kardeşim? Bu kadar mı plansız yol yapılır? İlçe adı vermeyeceğim de. Oğlum bizim oyundan beter yol yapmış lan adamlar. Bir tane kavşak yapmış. Kavşaktan 7 tane çıkıyor. 8 tane çıkışı var böyle kavşağın. Kimse bilmiyor böyle ne yapacağını bilmiyor böyle. Yayalar falan geçiyor bir de. Cadde var. Tek şerit cadde gördün mü sen hayatında? Gel İzmir'de göreceksin. Tek şerit cadde mi olur lan? Cadde tek şerit yanlarına bir de araba park etmişler. Tek şerit caddeye nasıl araba park ettiniz lan? Bravo yani yolu yapana da kullanana da büyük alkış. Klep bravo. Yanına bir de park yapmışlar. Ananın nikahı ananın parkı yani hakikaten. İzmir'de yaşayan arkadaşlar büyük ihtimal anladı bu arada nereyi dediğimi de. Büyükçe de bir park var yani yanında. Ha neyse velhasıl olmaz kardeşim. Şu an ben yamuk çekmiş olabilirim bu yolu da. Konumuzda ilgisi yok şu an benim yolumun.
Benim şehrimde trafik yok en azından. Niye? Çünkü ben aptal aptal yol çekmiyorum ben. Ama bazı real life belediyecileri bunu yapıyor maalesef. Ve parti fark etmiyor yani. Yolsuzluk her yerde yolsuzluk. Badumtıs, hani yolsuzluktan kastım şey, para kaçırma değil de şey işte yol çekememe, hani otoyol çekememe. Otoyolsuzluk, badumtıs. Sonraki önceki videoda biraz kafa açtım. Bu videoda daha çok kafa açıyorum. Önceki videoda uyuttum. Önceki videodaki böyle yorgunlukla, yorgun sesim, esneşlerimle herkesi uyuttum. Şimdi bu video, siz şu an tam kıvamdasınız var ya, arka arkaya izleyen varsa, ben gerçi 3 günde bir atıyorum da videoyu. Ve arka arkaya izleyen varsa tam şu an siz o kıvama geldiniz şu an. Şu an ne diyor lan bu mal falan diyorsunuz şu an. Ben tam o kıvamdasınız. Bazılarınız hala otobüse takıldı kaldı. Otobüs severler falan varsa aranızda, böyle otobüs fetişi olanlar varsa. Ben bu adam niye benim otobüsüme laf etti lan? Ben seviyorum otobüsü. Vardır ha öyle. Bende çünkü metroda var o mesela. Ben metroya bayılırım. İmkanım olsa ben metroda yaşarım. İleride diyorum zaten, iş bulamazsam metroda herhangi bir iş yaparım yani. Makinist, istasyon şefi olmak şart değil. Burada şehirler var ya böyle. Tünellerde falan böyle ellerinde böyle İngiliz anahtarıyla gezip bir şey, borsa abileri var ya, onlardan da olurum yani, hiç sıkıntı değil. Onlar gerçi şey, yüksek bir şey galiba. Mühendis herhalde onlar da. Olsun, ben tünelleri süpürürüm, sıkıntı yok. Niye bu kadar çok seviyorum metroyu? Şeyden, kitaplardan, oyunlardan ve kitaplardan dolayı metroyu çok seviyorum. Bu arada ufak bir spoiler, metro ile ilgili bir çalışmam var ama bu çalışma geniş çaplı bir çalışma. Hangi alanda olduğunu şimdi söylemeyeceğim. İnşallah bitirmeye yakın olduğumda bunun bir duyuru halinde bunu yaparım. Metro ile ilgili çalışmamı söylemeyeceğim ama ne olduğunu. Çalmayın. Çalmayın. Gerçi üşenirsiniz siz onu yapmaya da, hadi. Sonuna geldim. Ben de sonunu yapmaya üşeniyorum şu an ya. Bitmek üzere çalışmam. Ama üşeniyorum. Çok üşeniyorum. Çok üşeniyorum onu yapmaya. O yüzden devam edemiyorum. Esneme perileri geldi gene arkadaşlar. Gene üzgünüm. Gene esneyeceğim yani, kusura. Ay Allah Allah. Bu nasıl bir esneme ya? Ay. Abi niye böyle video çekiyorsun? Gidip uyusana abi. Abi niye böyle video çekiyorsun? Git uyusana. Abi senin uykun var ha. Daha var. Benim garip bir şekilde sabahları uykum geliyor. Sıcaktan yatamıyorum. Geceleri de bazen esiyor ama uykum olmuyor. Absürt absürt işler ya. Şu yaz ayını hiç sevmiyorum ya. Eskiden çok severdim de şimdi hiç sevmiyorum ya. Lanet olsun. Yani bu kadar gereksiz bir ay olamaz ya. Hadi tatil matil falan, işte okula gidenler için de başlayacağım tatiline ya. Böyle bir ay mı olur ya? Kimin aklına gelmiş? Güneşi çevirelim de işte yakın geçsin dünya falan da, yaz olsun da bilmem ne de, güneş dönsün, şey dünya dönsün de, güneş de dönüyor gerçi de. Dönme kardeşim işte. Ne var? Allah Allah, dümdüz git işte, ne işte. Şimdi gereksiz. Oyunda kaç derece la hava? 20 dereceymiş oyunda. Keşke 20 derece olsa hava gerçekte de. Bu bakayım lan kaç derece hava, çok merak ettim. Hava durumu. Hava dirumu yazdım. Göremiyorum çünkü önümü mikrofondan. 33 derece, Allah kahretmeye, 33 derece. He 35 hatta. Yarın 34 derece. Salı günü SC. Çarşamba günü 30. Perşembe SC. Cuma 32. Cumartesi 32. Pazar 32. Hissedilen ne kadar kardeşim? Bana hissedilen ne var? Dur. İzmir. Hissedilen. Ha 50 falan. Dur. Saatlik hava durumu varmış meteorolojinin. Dur. Bu arada mahallenin diğer kısmını tamamladık. Hayırlı olsun. Alırım bir alkış. Nerede hissedilen? Rüzgar hamlesi ne lan? Rüzgar yönü, hızı
Rüzgar hamlesi falan hamle yapıyor böyle. Bakayım. 5 Haziran hissedilen sıcaklık 32 derece. Yalan. 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 32 falan değil, külliyen yalan. Daha yüksek. Neyse, şimdi mezarlığı gene taşıdık. Tövbe estağfurullah, mezarlık yani şey oldu ya. Bir sağa bir sola taşıya taşıya. İlk mahalleyi bitirdik. Bu mahalleyi evlerle dolduracağız. Akabinde bu geçici yeri sileceğiz ve artık adam akıllı, gerçi başladık adam akıllı genişlemeye de, daha da adam akıllısına başlayacağız. Bu şimdi mezarlığı kaldırdığım yeri zonlama pasif gösteriyor ya, zonlayamıyoruz ya, onu da çözdüm şeymiş. Sol tık atın oraya herhangi bir zonlayayım, o düzeliyor. Birazdan yapınca anlarsınız. Yapıyorumdur inşallah. Şimdi su hatları vardı önceki mahalleden kalan ama ben yolların altından gitmesini istediğim için düzgün olsun şey yaptım. Aklıma şey geldi bir de. City Planner Plays şey yapıyor böyle. Ne kadar çok şey dedim ya. Yarışma gibi bir şey yapıyor. Tabii gene şey dedim. Oraya işte herkes şehrini yolluyor falan. Bu şehir bittiğinde belki biz de yollarız ya. Orada mesela puanlama olarak bu sporları da var. Yani sporları yolların altından mı gidiyor gibisine. Orada da oraya katılabiliriz belki. Bir bitirelim de şu şehri. Su borusu yamuk oldu bu arada. Bir tık bunu ben silip baştan yapacağım şimdi. Oradaki düzgün oldu. Son olarak su borularını da yapıyoruz. Tut şunun ucunu döşeyelim abi şeklinde. Döşüyoruz. Döşeme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Bir müthiş vergi hamlemiz işe yarıyor. 218 bin dolara tekrardan kazancımızı yükseltiyoruz. Ama fark ettiyseniz hani ne kadar artıda da olursa olsun bütçe, bir mahalleyi yıktığımız anda, bir iki tane bina inşa ettiğimiz anda bütün para gidebiliyor. Yani böyle de işte bir sıkıntısı var maalesef ki. O yüzden işte ben demiştim size ta en başından, mutlaka hani para açık oynuyorsanız ve detaylı oynayacaksanız mutlaka şey yapın, yerlere geçici mahalle yapın. Mesela biz ne zaman sileceğiz bak geçici mahalleyi, ha onu söyleyeyim, biz yaptık ama biz ne zaman sileceğiz geçici mahalleyi? Muhtemelen yani büyük ihtimal, ikisi aynı şey gerçi ya da değil, sol taraftaki mahalleyi, ona çarptım, sol taraftaki esas büyük yani orta ölçekli apartmanların olacağı Gökdelen apartman, dur şimdi ya, Gökdelen apartman mıdır diye soru geldi aklıma, orayı tamamladığımız vakit, ki tamamladık, ilerleyen videolarda tamamladık. Ya da muhtemelen otoyolu çektiğimiz anda ya. Evet evet, muhtemelen sağ tarafı da alıp otoyolu çektiğimiz anda bu geçici yerden kurtulacağız. Sanayi ile ilgili birkaç planım var, birkaç fikrim var. Henüz karar vermiş durumda değilim. Hiç sanayi kullanmadan şehir inşa edebilirsiniz bu arada. Depo kullanarak, depoları belirli yerlere kullanarak, tren yolları ve deniz yollarını kullanarak, dışarıdan ithal mal şeklinde ithal mal kullanarak sıfır sanayili bir şehir kurmanız mümkün. Ama işte dediğim gibi yani biz ufak bir endüstri istiyorum açıkçası. Ha bu arada trafik varsa şey de yapabilirsiniz. Ufak bir endüstri, bölge endüstrisi yapabilirsiniz. Belli alanlara özel endüstriler yani. Hani bir tane büyük organize sanayi yerine böyle serpiştirilmiş böyle sağa sola şeklinde yapabilirsiniz. Ama biz, ya ben büyük ihtimal tarım endüstrisi yapacağım. Muhtemelen tarım sanayisi yapacağız bir yerlere. Bir bölgeye tarım, bir bölgeye de yüksek teknolojili endüstri yapma planım var. İki ayrı bölgeye olacak şekilde. Kulaklık kendini kapattı la dedim, ne oluyor anasını, korktum. Dur geri açayım. Yani böyle planlarım var. Şimdi buraya mahalle parkı yapmayı düşündüm. Biraz şeyler düşük ya. Toprak değerleri düşük ya.
Ama oturmadı şeyler. Maalesef oturmadı. Ben de onun yerine aşağıya yeni bir okul yapıp o okula özel park yapmış mıydım lan? Öyle mi yapmıştım? Hatırlamıyorum. Dur göreceğiz şimdi. Onu geç sonraki videolarda da görebiliriz de. Öyle yapmış olmam lazım diye hatırlıyorum sanki. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bakıyoruz. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Hadi. Hayır, gayet de doğru hatırlıyorum. Oley. Hala Alzheimer olmadım. Güzel. Ha, bu okulun muydu ya? Sanki birine basketbol şeyi koymamıştık ya. Bu okul olabilir o. Okul ve lise. Yan yana. Ha, ya da buna basketbol şeyi koyup koşu alanı koymamıştık galiba. Galiba burası orası. Ha gayret. Oh be. Şimdi bu okul birbirleriyle sığmadı bunlar. Ben de ne yaptım? Bakıyoruz. Ha, Moovit'le yapmıştım sanki bunu ben ya. Bakalım. Evet, sığdıramadık. Ha, üst tarafa yapıp sol tarafa bir basket kortu şeklinde yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Fazladan okul yapıyoruz ki ileride işte apartman kurduğumuzda nüfus çoğaldıkça bu okullar yetmeyecek. Sonradan da apartman yıkıp okul yapmak istemiyorum. Bu arada fark ettiyseniz buranın yolunu bir tık farklı yaptım. Bu normalde eğlence parkı yolu, Luna Park yolu ama böyle ne denir ona ya? Tuğla gibi bir görünümü var. Hoşuma gitti yani. Tuğlamsı yol. Ha doğru, buraya hiç kort yapmamıştık. Buraya da hangi ağacı diksem uzun bir süre karar veremedim de ilk baştaki ağacı diktim işte en sonunda. Önceki şeylerde de dediğim gibi yani böyle yaptığınızda ufak ağaç maç dikin. Güzel olur yani, güzel gözükür. Yine bir videonun sonunda daha okul yapıp ağaç dikerek videoyu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Duruma göre sonraki videonun çekişine şu an başlarım veya üşenip işte başlamam. Duruma göre bakacağız. Sonraki videoda ne yapacağıma göre de bilirim efendim. Ve ağaçları dikerim. Bu videoyu da gereksiz küfür. Vallahi aklımda küfür etmek yoktu. Bir anda geldi öyle. Küfür perisi geldi. Neyse hadi. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Haydi bakalım.